Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Çok kıymetli önceki dönem Somurdak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız. Şimdi AK Parti'mizden milletvekili aday adayımız Sayın Saadet Demir Bey'e hem hoş geldiniz diyor hem de çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Sayın biz arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sağ olun. Ben biliyorsunuz 21 Damar Ticaret ve Sanayi Başkanı yaptığımız Zonguldak'ta hep Zonguldak tümüyle birlikte Zonguldak'ı ayırmadım. Zonguldak Parti'nin kalbi de hiçbir zaman ayırmadım. Ama şimdi Zonguldak için yola çıktım. İnşallah ticaret odasında, ticaret ve sanayi odasında verdiğim hizmetleri bundan sonra Ankara'dan doğru yapmak istiyoruz hizmetlerimizi. Sonuç olarak Zonguldak'ın sıkıntıları belli, dertleri belli. Tabii biliyorsun bir doktor tesisi koyar ama çözümünü bilmezse o sıkıntı. Biz çözümü de biliyoruz. Yani Zonguldak'taki sıkıntıların çözümlerini Ankara'dan nasıl çözeceğini bildiğimiz için yola çıktık. Sizlerin de desteğinizi rica etmeye geldik buraya. Şimdiden teşekkür ederim size. Başkanım, şansınızı nasıl görüyorsunuz? 30'a yakın aday adayı var. Şimdi şöyle, benim şans derken yola çıkan 30 tane aday adayı var. Hiçbirinin birbirinde farkı yok. Ben bu yola çıkarken sıralama derdim var diye yola çıkmadım. AK Parti ben nerede gülmek isterim, ben her zaman söyledim. Ben siyasete yeni atılmış bir insan olarak bunu söylüyorum. Her zaman tabii siyasetin içinde oldum. Elimizden geldiği kadar Zonguldak'ın hizmetlerini de elimizden geldiği kadar elimizi taşın altına koydum. Bundan sonra vücudumuzu taşın altına koymaya geldik. Benim için sıralama derdim yok yani en azından. Biz hizmet için geliyoruz. Zor. Hem belediye yıkanıldığı zor. Niye zor? Konya'da 10 kilometre yol yapıyorsun, aynı paraya. Burada 500 metre yol yapamıyorsun, aynı paraya. Ne zaman, sıkıntı. Onun için yani ileride yaptığımız çalışmalar önemli çalışmalar. En azından şu ana yolun yapılması çok önemli. Ve belediyenin alınması zamanında denk gelmesi de önemli oldu. Yani belediyeyle alakalı şöyle kısa bir bilgi vereyim. Sağlık sorunu herhalde çözmüş durumdayız. Onun bir köprülü kavşak sorunu vardı. Bir de Kandilli Tepesi'ne kadar yolu 17 Şubat'ta ihaleye çıktık. Yeni. İhalenin sonuçlarını da yakında kamuoyuyla paylaşırız. O anlamda bir sıkıntımız yok. Okulla alakalı bütün köy ve beldelerimizdeki okul sorunu çözdük. Bir tek ilçe merkezine 3 tane lise, 4 tane ortaokula ihtiyacımız var. Sebebi de tekli öğretime geçmemiz lazım. Yani Ereğli şu an hala Zonguldak'ta ikili öğretim yapan nadir ilçelerden bir tanesi. Tabii nüfus yoğunluğumuz da var. Ondan dolayı adliye binamızı yeni yaptık. Artık Ereğli Yakşehir Adliye binası oldu. Sağ olsun belediye başkanımızla birlikte kent meydanı projesi başlıyor. Kaymakamlığı taşıyacağız. Onun yanındaki boş araziye otopark sorununu çözeceğiz. Ereğli'nin yaklaşık 1500-2000 arası araç sorununu çözmeyi düşünüyoruz. O anlamda Ereğli'nin olmazsa olmaz Ereğli Zonguldak yolu, evet. Ereğli Devrek yolu evet. Bizim için eksik kalan projelerdir diyelim. Organize sanayimiz, siz zaten sanayi odasından geliyorsunuz. Takip ediyoruz. Evet. Şu an 1100-1200 civarında istihdama sahip. Yıl sonunda 1700-1800 hedefleniyor. Yeterli mi? Değil. Burada bir eski devlet hastane yerimizi üniversiteye devrederek fakülteler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Erdemir'in desteğiyle bir metalurji mühendisliği şu an bir çalışması var. Hatta onda iyi de bir ödül veriyorlar. Diyecekler ki ilk 3'e giren ya da 5'e gireni Erdemir'e direkt geçiş yapabilme şansları tanıyacaklar. Üniversitenin seviyesini, talebini artırma açısından. Ereğli'miz şu an için böyle. Yeni çıkan maden yasası biliyorsun. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Evet. Yani hemen buraya terk etme düşüncesi zaten bu yasayla ilgili. Yasadan gelen farklarla ilgiliydi. Şu anda terk edeceğini düşünmüyorum. Terk etse bile yeniden ihale çıktığı zaman başka birisi alır muhakkak. Orada 900'e yakın insan çalışıyor. 700'ü yeraltı, 200'ü yeryüzü dolmaktaydı da eğer bu yeni maden yasasını iyi uygulanırsa ki iyi uygulanacağını zannediyoruz. Birbirine de takip edeceğiz. İyi uygulanırsa 1200'e yakın orada insan çalışıyor. İnşallah. 1200'e yakın insan çalışıyor. Tabi orada Türkiye'de şunun kurumunun da bakış açısı önemli. Yani ihale bir an önce eğer HEMA terk edecekse yani bir an önce çıkması gerekir ki Ocak'ta da gösteriler şunları uygulamadan yer alacak olan insan girsin içeri. Biz de onun takipçi soracağız başkanım. Bizim için önemli bölge insanımızın çalıştığı kurumsal bir firmaydı. Yani düzenli bir firmaydı. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz.
Başkan. Bayram diye çekildim sonra. Teşekkür ederim. Evet. Allah kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah size. Zaten tanıyoruz biz. Vatan milleti de hayırlı uğurlu olsun. Sizin için de hayırlı uğurlu olsun. Zor bir sürece giriyorsunuz. Farkındayız. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda düşündüğümüzde ciddi bir görev için aday oldunuz. Ben hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Hayırlısı neyse o olsun. Zor bir süreçte milletvekili adayı da olduk. Zor bir süreç. Neden zor bir süreç? Türkiye'nin malum yani bütün ekonomik, sosyal olsun baskı altında olduğu bir dönem. Ama 2023 hedefimiz var biliyorsunuz. Evet. Bu 2023 hedefi de 20 yıllık oda başkanı olmam sebebiyle de çok iyi yakından takip etmek zorundaydım. Tabii 2023 hedefin içinde Zonguldak'ın da büyük parçası var. Neden? 2023 hedefini bulmak için Türkiye'de en az üretimin istihdamın en az 1,5 katına çıkması gerekiyor. Bunun da Zonguldak'ta en az 2 katına çıkması anlamına geliyor, çıkartmamız evet. anlamına geliyor. Onun için bilgi birikimim, sanayicilikten gelen tecrübe, yönetimden gelen tecrübelerle birlikte aday da yoldum. Yine bugün işte sizleri ziyaret ettik, size nasipmiş. Çok sağ olun, sıcak bir karşılama harcadı bize. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama iyi işler yapıyorsunuz. Yani biz tabii Zonguldak'tan takip ediyoruz da takip ediyoruz ama iyi, güzel işler.